Bak mümin kadınlara söyle diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sana, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsınlar. Bakmayacaklar. Yani yanlışlıkla bir kadının bir yeri açıldığında Müslüman bakmayacak. Yani haram. Ya kasten de açıyorsa yine bakamaz. Ve ızlarını korusunlar. Yani cinsel ilişkiye helali olmayan bir kişiyle girmesinler. Ancak helali ise onunla cinsel ilişkiye girsin. Irz demek fercini korusun. Yani cinsel organlarına dikkat edecek müminler. Erkek olsun kadın olsun gayrimeşru cinsel ilişkiye girmeyecekler. Öbür türlü fuhuş olur. Fahşa olur. Irzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Şimdi süsü bak Kur'an açıklıyor. Bana sen demagoji yaparsan senin sözünü ben dinlemem. Ben Kur'an'ı dinlerim. Ancak kendiliğinden görüneni hariç. Bunu Allah bize bırakıyor. Kendiliğinden görüneni hariç. Şimdi biz Kur'an'ın bunu anlıyoruz. Örtülerini yakaların üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Yani göğüslerinin memesi açıksa kadın göğsünü kapatsınlar. Vursunlar. Göğsünü açmasınlar. Süslerini kendi kocalarına, kime gösteriyorlarmış? Kocasına. Süsünü gösteriyor kadın. Başka? Babasına, kayınpederine, oğullarına, kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerin oğullarına, kız kardeşlerin oğullarına, kendi kadınlarına, yani evde bulunan kendi kadınlar, aileden olan yahut o kişinin helali olan diğer kadınlar. Ya da sağ ellerin altında bulunanlardan, yani cariyeler yahut kendini hibe etmiş kadınlar ya da kadına ihtiyacı olmayan, bakın şimdi burada olay açıklığa kavuşuyor, dikkatli olun. Bana hiç kimse demagoji yapmasın, ben Allah'ın hükmüne göre bakarım, sizin sözlerinize göre hareket etmem. Bak ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsi gücü olmayan, bak kadına ya da diyor bak kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsi gücü olmayan, cinsi gücünü kaybetmiş hizmetçilerden. Erkek hizmetçi ama cinsi gücünü kaybetmiş. Burada hedefin ne olduğunu anlamıyor musunuz siz? Neyi kastettiğini anlamıyor musunuz Kur'an'ı? Ojeye mi bakacak cinsi gücünü kaybetmiş adam? Yani cinsi gücü olan bir adam ojeye baktığında çok etkilenmiş olacak, öyle mi? Öbür türlü olduğunda da etkilenmeyecek. Oje kastedilmiyor burada. Kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz, iktidarsız, cinsi gücünü kaybetmiş hizmetçilerden ya da bak kafanızı biraz çalıştırın. Kur'an hükmü çok açık. Ya da kadınların henüz daha şuur açılmadığı için henüz mahrem yerlerini tanımayan, yani cinsel organını tanımayan kadının göğsünü bilmiyor, cins organını tanımıyor, bilmiyor. Ve dolayısıyla da etkilenmiyor. Tanımayan çocuklardan, çünkü çocukta cinsi güç olmaz. Anlamazlar. Yani, çünkü bak diyor ki ayetin ifadesi yok. Henüz diyor. Çünkü ergenliğe daha gelmemiş. Ergenliğe gelir tanır. Kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, cinsi organını tanımayan, ondan etkilenmeyen, yani göğsünden cinsel organı etkilenmeyen, tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Çocuklara gösterebilirsiniz. Bir mahsuru yok. Çünkü etkilenmez, anlamaz, bilmiyor. Cinsi gücünü tamamen kaybetmiş bir hizmetçi. Cinsi gücü yok. Yani kadından anlamayacak hale gelmiş. Cinsel ilişkiye giremeyecek durumda. Bilmiyor. Ona da gösterebilirsiniz diyor. Kocana da gösterebilirsin diyor. Babana da gösterebilirsin diyor. Ve buradaki listede sayılı herkese gösterebilirsin diyor. Gizledikleri süsleri bilinsin diye. Ayaklarını yere vurmasınlar, defretmesinler. Gizlediği süsü ne kadının? Açıklıyor işte Kur'an. Hep birlikte Allah'a tövbe edin ey müminler. Umulur ki felah bulursunuz. Kur'an'ın hükmü çok açık. Ne kadar tutucu yorumlarsa o kadar daha onun takva olduğuna inanıyorlar. İşte Peygamberimizin sarı saçı tavsiye etmesini dehşetle karşılıyor.
Lan Türkiye'de hanımların çok çok büyük bölümü sarı saçlı. Dünyadaki hanımların da büyük bölümü sarı saçlı. Peki doğuştan sarı olan ne yapacak saçı? Doğuştan saçı kızıl olan ne yapacak? Saçı siyah olanlar ne yapacak? Ya şu akıl mı Allah aşkına, bu nedir ya?